Evet, şimdi bu grafiklerin de ışığında bir yerel seçim ittifaklar hazırlanıyor. Tabii, zor bir durum partilerin bir araya gelip. Yalnızca şunu vurgulayalım. Bir önceki ittifak grafiğinde altını çizmiştik. 26 ilde ciddi bir kapışma var. 26 ilde hemen 6 ilde ittifak adayları yarışacak. 21 büyük şehirde düzeltiyorum. 21 büyük şehirde de kıran kırana bir mücadele söz konusu olacak. Şimdi böyle bir fotoğraf ortaya çıktıktan sonra ilk değerlendirmeyi CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'tan alalım diyoruz. Önce bu genel değerlendirmeyi soracağım. Hoş geldiniz. Tabii Hoş bulduk. asıl mevzu Kadın Dernekleri Federasyonu da açıklamalar yapıyorlar. Kadın adayları destekliyorlar. Kadınlar arasında bir kampanya var. Kadın kadına bir de o konuyu konuşalım Peki istiyorum. konuşalım Önce bir ama öncelikle genel değerlendirmeyi alalım tabii sizden. öncelikle bugün tren kazasında yaşamını yitiren kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve çok sayıda yaralı var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Çok elim bir kaza. Tedbirsizlik herhalde büyük safhalarda ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, bu günün kötü haberinden sonra. Şimdi, evet, akşam bir ittifak görüşmesi gerçekleşti Yoğun bir ve trafik yoğun vardı bir dün. trafik Gidildi, vardı. gelindi, Evet, gidildi, evet. gelindi. Bizim iki genel başkan yardımcımız sağ olsunlar çok büyük bir çalışma yaptılar ve bir trafik gerçekleşti. Akşam saatlerinde de o beklenen görüşme oldu. İşte az önce sayıları da verdiniz zaten. Bu bir işbirliği, bu bir güç birliği olarak tabii görülmeli. Bu şekilde seçime başlıyoruz. Kadın adaylar konusuna gelince bizim şu anda 21 kadın adayımız var ama daha açıklanmayan çok yerimiz var. Çok ilçemiz var. Daha illerimizin de hepsi tamam değil. Biz yine bu sayıların daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Yani kadın aday adaylarımız şu anda o kadar çok sayıda başvurdular ki geliyorlar genel merkeze de görüyorum. Onlardan da mutlaka adaylaşanlar çok olacak. Bu sayı artacak diye düşünüyorum. Öyle de olması gerekiyor. Sadece belediye başkanı adaylıkları için değil, belediye meclis üyeliği konusunda da çok sayıda kadının o listelerde yer alması gerekiyor. Şimdi bu Kotanın da üstünde olması gerekliliği hani gerekiyor. toplumun dengesini kurmak açısından önemsediğimizi hep ifade ediyoruz. Pozitif ayrımcılık peşinde değiliz ama erkek egemen toplumun yarattığı problemlerle hep beraber uğraştığımız için kadın dokunuşuna ihtiyaç olduğunu vurguluyoruz. Kesinlikle. Bu mesela bütçede de görüyoruz bunu. Siz bir kadın siyasetçi olarak tabii farkı fark ediyorsunuz. Neyi evi yöneten aslında kadındır ya bütçeyi yöneten. O eksikliği hissediyoruz değil mi? Bütçeye bakınca Yani da böyle hissediyor musunuz? kadınlar ayrıntıları çok daha net görebiliyor diye düşünüyorum. Ve yerelde de yani yerelde de o dokunuşlar, kadın dokunuşu, sorunlara çözümdeki o arayışlar, sorunun tespitindeki o bakış farklı diye düşünüyorum. Yani kadın belediye başkanlarımız başarılı oluyor ya da belediye meclis üyelerimiz gerçekten görevini hakkıyla yerine getiriyorlar. Daha çok kadına ihtiyaç var diye düşünüyorum ve öyle de olacak diye umuyorum. Tabii bütçede de öyle, mecliste de öyle. Biz eşit şartlarda diğer arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ama kadınların ayrıntılara bakışı, ayrıntıları görüşü ve çözüm üretişi konusunda hakikaten başarılı olduklarını düşünüyorum. Evet, dileriz ki önümüzdeki süreçte dediğiniz gibi olur. Kadınların yoğunluğu artar. Bütçe dedik, bütçeye gelelim. Evet. Şimdi bütçedeki gözlemlerinizi alalım. O ayrıntılarda hapsolmuş büyük gerçekler var çünkü Tabii. bütçede. Zaman zaman tartışmaları kamuoyuna şu anda yansıyor. 3 gün geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki o tartışmalarda ki daha önce Plan Bütçe Komisyonu'nda geçtik zaten oraları. Neyin problem yarattığını zaten görmüştük. Sizin tespitleriniz neler? Bütçe ile ilgili genel değerlendirmenizi Şimdi almak istiyorum. şöyle, sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da önemli sorunlar vardı bütçe konusunda. Denetim konusunda önemli sorunlar vardı. Yani Sayıştay denetimi konusunda özellikle önemli sorunlar vardı. Çünkü bütçe hakkı ve bütçe disiplini dediğimiz bir konu var. Bütçe hakkı vatandaşlar adına yapılan, yani özellikle mecliste getirilen bütçe tasarısının vatandaşların adına biz inceliyoruz. Ya da onların haklarını koruyoruz diyelim çok basit bir ifadeyle. Çünkü nereye harcandı, devletin gelirleri nereye harcandı, harcamaların yeri neresi, gelirler nereden sağlandı, nereye harcandı ve bunların denetlenmesi gerekiyor. Bu denetimi anayasaya göre Sayıştay yapıyor. Ancak biz son yıllarda Sayıştay denetimini hep eksik gördük. Bu yıl biraz Sayıştay denetiminin
yerinde yapıldığını gördük. Ama bu defa da başkan yardımcısı görevden alındı. Böyle bir sonuçla. Sanki cezalandırır evet, gibi evet, değil öyle mi? Öyle bir şey oldu. Şimdi bu yıla gelince. Bu yıl tabii 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Ve bunun tabii özelliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi olması. Ama genel olarak şunu ifade edeyim. Aslında demokratik rejimlerde iktidarın bir sınırlaması olur. İktidarın önündeki sınırlama tabii ki bildiğimiz gibi medyayla, yargıyla, denge denetlemeyle olması gerekir. Fakat şu anda bunların hepsi yerle bir olmuş durumda. Yani özellikle bu yılın bütçesinde bunu artık net olarak görüyoruz. Geçen yıl da görmüştük ama hani yasama, yargı, medya ve bağımsız denge denetleme dediğimiz o iktidarın önünde denetleyen, dengeleyen mekanizma dramatik bir şekilde yok olmuş durumda, ortadan kaldırılmış durumda. Tabii şey vardı, yani bir devlet geleneği vardı, bir liyakat kültürü vardı. Onlar da yerle bir edildi. Buraya nasıl gelindi? Bir kere şöyle bir mantık yürütüldü. İktidar dedi ki bu mekanizmalar, işleyen bu süreçler çok gereksiz, zaman kaybı. Bunlar aslında zaman kaybı olarak kanun çıkarmayı da geciktiriyor, her şeyi engelliyor. Aslında öyle değildi. Öyle değildi. Bu mekanizma bir denetleme mekanizmasıydı. Aslında bir kontrol mekanizmasıydı. Bir hesap verilebilirliğin süreciydi. Şimdi bu hesap verilebilirlik süreci ortadan tamamıyla kaldırılmış oldu. Yine Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Bunlar da hani devletin yapısını, işleyiş düzenini yukarıdan aşağı değiştirdi. Ve biz bunu ilk defa Plan Bütçe Komisyonu'nda bu sene komisyonda olan arkadaşlar çok net olarak gördüler. Hatta kimin sunum yapacağı bile ilk günlerde tartışmalıydı. Hani bakan mı yapacak, bakan yardımcısı mı yapacak, cumhurbaşkanı yardımcısı mı yapacak? Yani o kadar tartışmalı bir tempoda yürüdü. Çok sığdı, yani çok açıklamalar çok net değildi. Biraz üstü örtülü, perdelenmiş bir bütçe sunumu gerçekleşti. Aslında bir oligarşik yapının her noktada bir hani özelliğini görüyoruz. Yine bir diğer bakış açısı, tabii halen söylüyoruz ki orta vadeli program ortada yok. Henüz belli değil. Orta vadeli mali plan da yok. İkisi de yok. Yani hedefler tutturulamıyor zaten. Hedefler planlar çok da önemli. Tutturulamıyor ama şu anda görünüyor. Devletin elini bağlayan hiçbir şey yok. Yani hükümetin elini bağlayan hiçbir şey yok. Tek başına bir Hasbel iktidar. Evet, öyle. Evet. Bir iktidar. Yani şundan dolayı geciktik, bundan dolayı yapamadık denilebilecek hiçbir bahane yok. Ama ortada halen orta vadeli plan ve de mali plan yok. Peki ne olacak? Yani orta vadeli mali plan olmadan, orta vadeli plan olmadan nasıl gidecek? Çalak alem gidecek. Şimdi önceki yıllarda da biz şunu gördük. Bütçe ve torba yasa Plan Bütçe Komisyonu'na geldiği zaman hep üstü perdelenerek geçerdi. Çok hızla geçer. Yani soru sorarsınız, cevap alamazsınız. Konuşmalar tek düze geçer. İktidar tarafı hiç görüş ifade etmez. Genelde her şey iyidir, güzeldir, hoştur. Hiçbir sorun yoktur mantığıyla geçer. Ama bunun akabinde tabii şöyle bir konu meydana geliyor. Çalak alem geçirilen bir şeyden sonra onun hataları ortaya çıkıp hemen kısa bir süre sonra bir torba yasayla bu hatalar düzeltilmeye veya yeni bir takım vergi toplama alanları ya da yeni bir takım maddelerin geçmesi için zemin hazırlanmış oluyor. Yani iki sıkıntı var. Bir, bütçenin nasıl geçtiği konusunda ve bu bütçenin Türkiye'nin sorunlarına çözüm olmadığı konusunda sıkıntılar var. Hiçbir çözüm üretemiyor. Şu anda gelen Plan Bütçe Komisyonu'na getirilen bütçe tasarısı Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmüyor. Çözebilecek nitelikte değil. İkincisi de bütün dönem boyunca Plan Bütçe Komisyonu'na ve ardından meclise getirilen torba yasa mantığında çok büyük sıkıntılar var. Hani bu iki konuyu da aslında masaya yatırmak lazım. Çünkü devlet zaten orada. Yani ekonominin şekillendiği yer zaten orası. Ve düşününüz ki öyle bir bütçe var ki hiçbir sorunu çözmüyor.
ve bir vergi bütçesi. Şimdi ya da faiz bütçesi. Çeşitli isimler verebilirsiniz. Hani faiz lobisi, faiz lobisi diyor ya iktidar. Nereden çıkıyor bu faiz lobisi? Ama bu da faiz bütçesi. Peki bu bütçede halkı nerede bulalım? Hani kalemlere baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yok, bulamayız. Faizi görüyoruz. Yani geçen yıla nazaran 40 milyarlık artış var faizde. 112 milyar bir faiz rakamı var. Ama halkı nerede görmem lazım? Mesela diyor ki vergi tabana yayılmadı. Ya vergi tabana yayıldı zaten. Gelir yayılmadı. Gelir adaletsizliği var bu ülkede. Vergide adaletsizlik var. Vergiyi taban daha çok ödüyor zaten. Yani burasında bu noktada bile gelir adaletsizliği konusunda verginin haksız alınması konusunda bile yani az kazanandan çok daha fazla vergi alınıyor bu ülkede. Bütün bu eşitsizliklere rağmen bakıyorsunuz hiçbir düzeltme yok. Ha, bütçede ne var? Bütçede ne var? Önceki dönemin planlanan bir takım yatırımlarının karşılığının nereden alınacağı, ne kadar faiz, ne kadar borçlanılacağı, bunlara ne kadar faiz gelileceği, bunların nasıl çevrileceği var. Evet, çok şey varmış gibi görünüyor ama bir eğitim bütçesine bile baktığınızda deniyor ki işte eğitime çok pay ayırdık milli gelirden. Hayır, onlar personel giderlerine ayrılan kısım. O tabii ki olacak. Tabii ki ücretler arttıkça artacak. Ama eğitim yatırımlarında hiçbir şey yok. Yani halen çok küçük seviyesinde, milli gelirin çok küçük bir oranında eğitime pay ayrılıyor. Ve geçen yıla göre de artış yok, azalış var. Yani bir tek eğitim kalemine bile bakmış olsanız. Diğer açılardan da öyle. Yani bakıyorsunuz bu kadar borçlu vatandaş var. Bu kadar borçlu vatandaşın sorununa bir çare yok. Bu kadar işsiz var, bu kadar yoksul var, bu kadar henüz kadroya alınmayan taşeron çalışanlar var ama onlara bir çözüm üretmiyor. Bu kadar eğitim sorunları var ya da bu kadar halen engellilerin kadro sorunları var ama onlara hiçbir çözüm üretmiyor. Yani hangi noktada bakarsanız bakın, bu bütçe aslında halkın bütçesi değil. Bu bütçe sarayın bütçesi. Bu bütçe faiz bütçesi. İzin verirseniz torba yasa mantığına da biraz girmek istiyorum. Çünkü torba yasa da gündemimizde. İşte şu anda geçen hafta bir torba yasa vardı. Şimdi bütçe meclisten çıktığında, bittiğinde hemen o plan bütçe komisyonunda görüşülen torba yasa gelecek. Dün ayrıntılarını verdiğimiz, evet, orman ve çok sayıda, çok sayıda izin veren, orman talanına izin veren yani, torba yasa. Yani bir tane konusu yok. Hani ben torba değil, çuval diyorum. 3 yıldır da böyle bir isim kullanıyorum. Çuval gibi. Her konu var içerisinde. Böyle bir mantığı var iktidarın. Böyle bir mantığı var. 3 yıldır bunu ben plan bütçe komisyonuna girdiğim ilk günden bu yana sürekli görüyorum. Hiçbir mantığı yok. Şimdi oradaki her farklı konudan getirilen her madde bir kesimi etkiliyor ve derinden etkiliyor. Bu nedenle üzerinde uzun hesaplamalar yapılarak, etki analizi dediğimiz çalışmalar yapılarak, yani bunu getirerek ne fayda sağlıyoruz, ne maliyeti oluyor, kime ne getiriyor, kaç kişiye etkiliyor, ne kadar şu toplanıyor, ne kadar bunu götürüyor şeklinde bir etki analizinin yapılmış olması lazım her madde için. Ama bu yok. 3 yıldır biz söyleriz, etki analizi yoktur. Veya çala kalem biz istedikten sonra çok kısa sürede bir şey hazırlanıp önümüze konu verir ki biz de bunu çok yeterli bulmayız. Böyle bir mantık. Ya da şöyle bir şey oluyor. Biraz piyasa canlansın diye ÖTV'den, KDV'den bir indirim yapılıyor ve piyasa canlanıyor. Yani çok basit bir ifadeyle anlatayım. Piyasa canlanıyor ama arkasından bu indirimler bütçeye bir yük getiriyor. Hadi bütçeye bir yük getirince şimdi biz bu yükü nasıl ortadan kaldıralım? Yeni vergiler getirelim. Peki nerelerden vergi alalım? Şöyle bir çalışın bakalım. Nerelerden? Bakanlık çalışıyor. Ha, şuralardan alabiliriz. Hiçbir ön inceleme yapmadan, bir etki analizi yapmadan. Hemen bir torba yasa. O torba yasanın içine hemen şu vergileri koyalım, yasayı getirelim, torba yasa taslağını getirelim plan bütçe komisyonuna, alelacele geçirelim. Ha, madem bir torba yasa geliyor, ha, üniversitelerle ilgili de şu konu vardı, onu da içine katalım. İşte ormanla ilgili şu vardı, onu da katalım. İnşaatla ilgili şu vardı, bunu da katıverelim. Bir sürü konuda diğer yapılacak ya da yapılması düşünülen,
Ama çala kalem hazırlanmış, bir sürü maddeyi de içine katıp haydi bakalım 70 madde, 80 madde, bazen 100 maddenin üstünde ve çok kısa sürede bitirilecek şekilde de torba yasayı önce Plan Bütçe Komisyonu'na, sonra da genel kurula sürüyorlar. Olay bu. Şimdi son gelen torba yasanın altında bakın milletvekillerinin imzası var. İktidar partisinin vekillerinin imzaları ile o taslak verilmiş. Sorun içlerinden bir ya da iki tanesi belki. Yani sorun hangi madde ne getiriyor bileceklerini düşünmüyorum. Sadece imza atılmış getirilmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü önceki yıllarda da böyle gördük. Veya en azından yarısının haberi yoktur ya da hangi maddenin içeriği nedir bilgi sahibi değildir. Şimdi bu gerçekten çok önemli bir konu. Bu şekilde devlet yönetilmez. Bu şekilde ekonomi yönetilmez. Bu şekilde bütçe yönetilmez. Tabii bunları söyleyecek çok konu var bu konuda, bu şeyde ama mecrada. Fakat tabii zaman sınırı sebebiyle başka gündemlerde de tabii konuşuyoruz. Ama dün de bir basın açıklaması yaptık grup başkan vekilimiz. Bizler de oradaydık. Gerçekten bu vatandaşın bütçesi değil ve biz artık bunu haykırıyoruz. Burada yanlışlık var, yapılanlar yanlıştır ve biz bunu haykırıyoruz. Şimdi işte bu noktada muhalefetin hani bir milletvekili, bir genel başkan yardımcısı yönetimdeki bir isim olarak önümüzde bir tabii ki seçim süreci var. Hı hı. Bu bağlamda hani neyi değiştirmek, nasıl değiştirmek istediğimizde buralar bir fırsat oluyor, seçim bir fırsat oluyor. Şimdi aradaki ama bir fark var. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Parlamenter sistemle yönetilmiyor. Tek adam yönetimi var vesaire. Onu hissedebiliyor musunuz? Bu farkı nasıl yorumlayabiliyorsunuz? Tabii, yani ne yapmak gerek buna yönelik? Farklı bir muhalefet şekli de mi gerektiriyor? Onu mu gözlemliyorsunuz? Biraz paylaşır mısınız? Şimdi bizimle? Onu sadece bu yıl hissetmedik. Onu zaten hissediyoruz. Yani birkaç senedir artan bir şekilde zaten hissediyoruz. Tek adam rejiminin etkisini hissediyoruz. Bunu medyada da hissediyoruz. Bunu her mecrada hissediyoruz. Ancak tabii bu artık öyle bir hal aldı ki hesap vermezlik, hesap vermeye gerek görmezlik ya da ben yaparım olur biter şeklinde bütün yetkiler tek elde toplandı. Yani üniversitelerden tutun bakanlığa kadar, bütün bakanlıklara kadar bütün yetkiler tek kişide toplanmış durumda. Ve diğerleri sadece göstermelik olarak yerlerinde oturuyor. Tek yerden talimat saraydan çıkıyor. Sarayda bütün değerlendirmeler yapılıyor ve ondan sonra karar süreçlerine bağlanıyor. Şimdi bir yerel seçim var önümüzde. Yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin önceki dönemlerde de çevresinde oturanlar, yaşadığı bölgede eğer Cumhuriyet Halk Partili bir belediye varsa farkı bilirler. Yani CHP'li belediyelerin bakış açısı farklıdır. Sosyal belediyecilik anlayışı farklıdır. Bizim belediyelerimiz sadece gerekli olan hizmetleri değil, yani bir belediyenin yapmak zorunda olduğu hizmetleri değil. Bunları bir tarafta tutarlar, onlar zaten yapılacaktır. Ama onun dışında vatandaşa o gerçek dokunuşları, o sorun çözme yeteneğiyle gerçek dokunuşları görürsünüz CHP'li belediyelerin olduğu yerde. Özellikle kadın dostu belediyeler, belediyecilik anlayışı, bu konuda ben de alanımla ilgili girmek isterim. Yani nedir? Başladığımız noktaya dönelim o zaman. Evet, yani kadın varlığını arttırmak için öncelikle kadınları hayatta tutmamız lazım. Evet, çünkü güçlü bir Türkiye kadınların güçlendirilmesiyle de olur aynı zamanda. Yani kadınların güçlendirilmediği bir toplumda güçlü bir ülke, güçlü bir devlet mantığından söz etmek bence yanlış. Bu açıdan bizim belediyecilik anlayışımızda da bu konulara çok derin olarak girildiğini görüyoruz. Yani ve artarak bundan sonra da belediyecilik anlayışımızda bunlara her zaman yer vereceğiz. Kadın istihdamından tutun da, kadın meslek ve beceri kurslarından tutun da, yani kadınların kendi ayakları üzerinde durabileceği bir ortamı yaratacak bütün destekleri, hatta kadınların kendi ürünlerini pazarlayabilecekleri özel pazarlar, mekanlar, kooperatifler, bunların hepsinin bizim belediyelerimizde yerini görmeniz mümkündür. Ya da kadının engelli çocuğu varsa ya da
bir yaşlısı varsa bütün bu destekleri onun hayatını kolaylaştırmak için açtığı bütün merkezlerle bizim belediyelerimiz mutlaka bu sorunlara çözüm üretmektedir. Çok sayıda belediyemizin kreş hizmeti var. Kadına karşı şiddetle ilgili Türkiye'de önemli bir sorunumuz var ve çok da fazla yol kat edemiyoruz bu konuda. Ama belediyelerimiz de bu konuda kendilerine düşen görevi yapıyorlar. Kadın danışma ve sığınma evlerimiz hemen hemen bütün belediyelerimizde, bütün büyük şehirlerimizde hepsinde söz konusu ve daha da yoğun hizmet vermeye de devam ediyorlar. Yani çok sayıda sadece bakın kadınları ilgilendiren, kadının yaşamını kolaylaştıran, dolayısıyla ailenin yaşamını kolaylaştıran belediyecilik hizmetlerimiz var. Şimdi bunlar bir farktır. Bunlar bir farktır ve bir yerel seçime gidiyoruz. Bunu yaşamak için ancak o yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verildiğinde, belediyeyi kazandığımızda o hizmetleri görerek vatandaşlarımız çok daha net anlayabilirler. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Özellikle de kadın adaylarımızın daha çok olmasıyla da hani bu dokunuşlar, bu sosyal belediyecilik anlayışı çok daha ileri boyutlara da taşınacaktır diye düşünüyorum. Evet, bunun için de bir fırsat var tabii. Adaylar konusu halledildiğine göre tam sözün başladığı noktaya geri döndük. Adaylar konusu halledildikten sonra artık seçim sattımı halinde mesajlar kapışacak. Yani bunlar değil sadece belediyelerimizin yaptığı çok farklı hizmetler var. Normal bir belediyenin yapması gerekenden çok daha fazla. Ama biz tabii bunun reklam yapmak çok farklı bir boyutlara getirir ama biz sadece şunu söylüyoruz. Orada yaşayan kitleler Lale Hanım, bunu biliyorlar. Sözün başladığı nokta derken şunu da önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Bir kazayla tabii gözümüzü açtık bugün. Maalesef. Ankara'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği bir yüksek hızlı tren kazası. Bir babanın mücadelesini getirdim ben ekrana. Mısra Özsel, Arda'nın annesi. Bir de baba, ben yeni fark etmiştim, bilmiyorum belki siz fark etmiştiniz daha önce ama bir de baba mücadele veriyormuş, Gürkan Köse. O da kızını Sena'yı kaybetmiş. Niye mücadele veriyorlar? Çünkü ortada bir hesap verebilirlik olmadığı için yağmur yağdı oldu diyen bir açıklamayla kala kalıyorsunuz. Kim bilir bu kazayla ilgili ne söylenecek bilmiyoruz. Hesap verebilirliğin önemli olduğu bir ülkede yaşamak isteriz. Hepimiz akıl ve bilimle yetişmiş, sonuçta akıl ve bilimle hareket eden insanlarız. Bu noktada belediye hizmetlerinde de, yönetim anlayışında da bunun gelişebilmesi ve AKP'nin bu yola sokulabilmesi için mücadele vermemiz gerekiyor. Kesinlikle. Belli ki. Teker teker ölüyoruz ve sebebi belli değil. Allah'tan geldik, fıtratında var falan gibi bir yaklaşımla kala kalıyoruz. Belki de en insani ve acil boyutu bu. Sadece kadın cinayetleri değil, ihmal cinayetleri var bir de bu ülkede artık. Çok fazla. Bu anlayışı da herhalde seçim sattımı halinde konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Bugünün sıcaklığı içerisinde değerlendirelim istiyorum. Şimdi o hesap verebilirlik sadece iktidarda, hükümette değil, aynı zamanda tabii yerele de yansıyor. Hesap verebilirlik veya vermekten kaçınmak olayı. Bu son derece önemli. Yani tedbir dediğiniz zaman bir denetim mekanizması söz konusu olması gerekiyor. Denetim mekanizması teknik kişilerle olur. Yani biraz da şöyle de bir konumuz var. Liyakatın kalmamış olması, liyakat kültürünün ortadan kalkmış olmasının da bu tedbirsizlik diyelim adına veya işte yanlış iş ya da yanlış planlama diyelim, ne derseniz deyin, son derece ilgisi var diye düşünüyorum. Çünkü biz bunun örneklerini gördük. Yani orada bir liyakat kültürünün olmaması, işi ehline bırakılmış bir durum söz konusu olmaması gerçekten büyük yanlışlara sebebiyet verebiliyor. Hani bunu da parantez içerisinde belirtmek isterim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kolaylıklar dileriz size de. Yani yoğun bir tempo başlayacak tabii artık adaylardan sonra. Biraz fırtına var tabii, bu ilk etapta Balıkesir üzerinde bir fırtına oluştu anladığım kadarıyla. Ama durulacaktır. Sonuçta konuşulacaktır. Bir ittifakla girme zorunluluğundan yola çıkarak artık başka şeyler konuşmaya başlayacağız. Bir güç birliğine ihtiyaç vardı. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Lale Karabıyık'ı uğurlayacağız CHP Genel Başkan Yardımcılarından ve reklama gidelim. Reklamın ardından karşınızda olacağız. Son bilgiyi verelim. İşte bir kaza var. Sabah saatlerinde 6.30'da Konya seferini yapmak üzere Ankara'dan hareket eden yüksek hızlı tren Yeni Mahalle Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Kazaya sebebiyet veren önündeki, yani aynı rayda bulunan kontrol vagonuydu. Onun orada olmaması gerekiyor dedi Ulaştırma Bakanı. Şu sıralarda Ulaştırma Bakanı temaslarda bulunuyor ve açıklama yapacak. Ankara Valisi açıklamalar yaptı. 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 43 kişinin yaralandığı bu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı. Şimdi bu bilgileri özetledikten sonra saat başında karşınızda olacağız ve geri kalan saat başından hemen önce olduğunu uyardı arkadaşlar. Evet, reklamın ardından karşınızda olacağız. Geri kalan yeni ayrıntıları ve elbette bugüne yansıyan önemli bilgiler var. Yine sizinle paylaşmak istediğimiz ve Fırat Kalkanı'nı değerlendireceğimizi ifade etmiştik. Yönümüzü bir de Suriye'ye çevireceğiz ilerleyen dakikalarda.